Değerli basın mensupları, Amerika'dan sonra ikinci yurt dışı gezimizi Genel Başkanımız Londra'ya yapıyor. Bugün Londra'daki temaslarımızın ikinci günü. Aslında Londra'daki temaslarımız Amerika'daki temaslarımızın bir devamı. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok bizim kendi bilim insanlarımızı, kendi beşeri sermayemizi orada görmek, çalışmalarını izleme ve onlarla bir şekilde iletişim içine girerek iktidara geldikten sonra bu insanlarla birlikte ülkenin kalkınmasına nasıl hizmet edebileceğimiz konusundaki temasları yapmıştı Genel Başkanımız. Şimdi Londra'da bu araştırma, geliştirme, yetenek bulma, yetenekleri bir şekilde iş alemine katma, iş sahibi yapma yönünde bunların nasıl, hangi yöntemlerle sağlanabileceğini, bunlara nasıl finansman sağlanabileceği konusunda gerekli temaslarda bulunuyoruz. Gerçekten de son derece yararlı. Bir kere dünyanın artık çok farklı bir noktada olduğunu burada da tespit etme imkanını bulduk. Özellikle giderek artan oranda bir yatırımcı kitlesi bu dünyayı dönüştürecek, dünyayı değiştirecek, geçiş sürecine uyum sağlayan büyüme stratejilerine ciddi yatırımlar yapmak istiyorlar. Teknolojiye ciddi yatırım yapmak istiyorlar. Bizim ilk planladığımız burası için 2 günlük bir seyahatti. Ama gerçekten ilgi o kadar büyük ki bu süreyi 3 güne çıkartmak zorunda kaldık. Dediğim gibi Londra'da şunu görüyoruz. 4 güne çıkartmak zorunda kaldık. İşte teknoloji, tüketici tercihi, iş yapma modellerini gördük. Çok önemli bir husus gençleri, yani yetenekli gençleri bulma. Bunları girişimci olarak yetiştirme ve o alışılmış işte süreçlerden geçmeden bunları iş insanı yapma gibi önemli faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla, bunlara bu şekilde finansman sağlayan kuruluşlarla görüştük. Yine yaratıcı endüstrileri kullanmak suretiyle bölgesel gelişmişlik farklarının nasıl giderilebileceği konusunda çalışan, yerel yönetimlerle birlikte çalışan hem fon hem eğitici kurumlarla, üniversitelerle işbirliği yapan kurumlarla temas içinde olduk. Şu ana kadar ve yarın da devam edecek temaslarımız. Bu 4 gün boyunca yaklaşık 10 milyar dolarlık bir sermayeye hükmeden girişim sermayesi fonlarıyla yine yaklaşık 5 trilyon dolara hükmeden yatırım bankalarının yöneticileriyle temas edeceğiz. Onların Türkiye'ye olan, tabii Türkiye'nin bugün dünyada benimsenen bir takım adımları atması halinde, bu dünyada geçerli olan değerleri benimsemesi halinde, bu değerlerde açık söyleyeyim bizlerin Türkiye'de hep dillendire geldiğimiz değerler, hak, hukuk, adalet, verimlilik, üretim, hakça paylaşma, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, özellikle çevre konusundaki sürdürülebilirlik gibi bir takım alanları kapsayan bir yaklaşımla dünyada gerçekten diğer fonlara nazaran çok daha ucuz olan çok büyük miktarlarda fonları ülkeye getirmemizin mümkün olduğunu gördük. Yani bu özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dikkate alan bir büyüme stratejisi
ve buna uygun bir dönüşümle bu imkanları ülkemize hızla getirebilmek mümkün. Tabii şunu çok açık ifade edeyim. Türkiye bu yola girmeli. Türkiye açık, temiz parayla büyümeli. Kara parayla değil. Bugün maalesef Türkiye'nin büyüme sürecine baktığımız zaman kara paranın yani nereden geldiği izah edilemeyen bir büyüklükte bir paranın ödemeler dengesi finansmanında uzunca bir süredir ciddi bir rol oynadığını görüyoruz. Bu tercih edilebilir bir husus değil çünkü bunun ciddi maliyetleri var. Maliyeti nedir diye sorarsanız bugün İstanbul'da kanalizasyonlardan alınan örneklerde yapılan testlerde dünyanın belki 5-6 katına çıkan uyuşturucu kullanımıyla ilgili bulgular var. Bunlar çok ciddi. Emniyetin raporları var. Yine kara para meselesinde bizim de üyesi olduğumuz FATF'ın yani finansal aksiyon gücünün tespitleri var. Türkiye dünyada gri listede olan 23 tane ülkeden biri. Hem FATF'ın üyesi olan hem de bu gri listede olan sanıyorum tek ülke. Dolayısıyla bütün bunlar ülkenin ciddi bir kara para sorunuyla, uyuşturucu sorunuyla ve diğer illegal yollardan elde edilen paralarla ilgili ciddi bir sorunu olduğunu gösteriyor. Yani bugün Türkiye'de İstanbul'dan Antalya'ya kadar bakıyorsunuz uluslararası mafya savaşları aldı başını gidiyor. Bizim insanımızı da tehlikeye sokuyor. İnsanlar birbirlerini vuruyorlar. Ama bu tarafta da dönüp baktığınız zaman işte trilyonlarca dolarlık, milyarlarca dolarlık gerçekten ülkelerin değerlere dayanan yani bugün bütün dünyada kabul görmüş işte bu Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin de benimsediği sürdürülebilir büyüme amaçlarına uyumlu hareket eden ülkelere yönelen çok ciddi de paralar var. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz bu ülkede başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kara paranın temizlenmesine imkan veren düzenlemeyi ortadan kaldırmaya ve onun yerine onlardan kat be kat dünyada fazla olan değerlere dayanan finansman imkanlarını ülkeye getirmeye kararlıyız. Bu şeyimizde, bu seyahatimizde de bunun aslında başta İngiltere olmak üzere dünyanın bütün gelişmiş ülkelerde benimsendiğini gördük. Son dikkatimizi çeken bir husus söyleyeyim, ondan sonra bitireceğim. Evet, bu seyahatimizde gördüğümüz bir başka husus da Londra'nın nasıl finans merkezi olduğunu. Finans merkezi binalarla olunmuyor. Finans merkezi hukuk devleti olarak olunuyor. Finans merkezi istikrarlı bir ekonomiyseniz olunuyor. Evet, ben burada izin verirseniz bitireyim. Sorularınız varsa alayım. Evet, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir suçlamaya muhatap bıraktı. Bir FETÖ romandan bahsetti. Bir kırmızı dosya ve bunu mutlaka çıkacağını söyledi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddialarından sonra bunu yapmış olduğunu gözledik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Süleyman Soylu FETÖ roman arıyorsa ön sözünde ne istediğiniz de yapmadık diye başlayan kitaba bakacak. Peki. Bittiyse devam edebilir miyiz sorulara? Buyurun devam edin. Peki. Ben Voice of America'nın Londra muhabiriyim. İsmim Barış Çimen. Buyurun Barış Bey. Şimdi Amerika'nın devamı
dediğiniz Londra gezisi için Amerika ile ilgili bile 8 saat ortadan kayboldu. Kim bilir hangi talimatları, hangi odaklardan almak için oraya gitmişti demişlerdi. Şimdi Londra ile ilgili aynı yorumları duyuyoruz. Kemal Bey'in bununla ilgili bir cevabı var mı? Aranızda konuştunuz mu? Tabii ne derlerse desinler, biz ülkemizi kara paranın değil, tertemiz sermayenin merkezi yapmaya kararlıyız. Ülkemizin imkanlarının gençlerimizin hizmetine, bölgesel kalkınmamızı sağlamanın hizmetine sunmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıyız. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin. Yani 2 saat ortadan kayboldu denmiş Londra ile ilgili en son. Kim bilir demek ki nereye gitti de hangi odaklardan hangi talimatları aldı diye yorumlanıyor. Belli taraflar tarafından. Benim bilebildiğim kadarıyla bırakın 2 saati boş 5 dakikamız bile yok. Diğer toplantıya geçmemiz lazım. Öyle mi? Peki. Bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Kısa olmak kaydıyla. Bu ziyaretlerinizi seçtiğiniz ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilere pek fazla değinmediğinizi gözlemliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika olarak mesela iktidara geldiği takdirde şimdi şunu söyleyeyim, yani bizim bu seyahatlerimiz dikkat ederseniz daha çok teknoloji, bilimsel araştırma geliştirme, bu konular ve bu bilimsel araştırma geliştirme ve teknolojinin üretim sürecine nasıl katılabileceği, istihdam meselesinde ne rol oynayabileceği, nasıl bizim gençlerimizi süratle hem girişimci ondan sonra da iş insanı haline getirebileceği konusundaki incelemelerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla ama bizim dış politikamızla ilgili prensiplerimiz belli. Yani bizim söylediğimiz bir şey var. Biz dünyada yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir şeyden geliyoruz, kültürden geliyoruz. Dolayısıyla biz bütün dostlarımızla, bütün komşularımızla, dünyadaki tüm ülkelerle iyi geçinmek isteriz. Yeter ki onlar da bizim hakkımıza, hukukumuza gerekli saygıyı göstersin. Çok teşekkürler.